Göreceğiz. Bültene orman yangınlarıyla başlayalım. Çanakkale'de 25 saattir alevlerle mücadele var. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle bir türlü kontrol altına alınamıyor. Son bilgileri alacağız NTV ekibinden. Osman Terkan yayın için hazır. Osman, bir önceki bağlantıda alevler büyük bir alana yayılmıştı. Durum nedir? Arkanda da yangının sürdüğünü görüyorum. Evet, az önce, bir saat önce gerçekleştirdiğimiz yayında gördüğünüz alanlar tamamen yandı. Şu anda bakın göz gözü görmüyor bulunduğumuz yer ve ekiplerin şu anda tüm mücadelesi, yakınımızda tahliye edilen Kemal Köyü vardı. Bu alevlerin oraya ulaşmasını engellemek, ama zorlu bir mücadele veriyorlar çünkü sadece alevlerle değil rüzgarla da mücadele ediyorlar. Rüzgar öylesine şiddetli ki ve alevler hızlı bir şekilde yürüyor. Yamaçlara tırmanıyor. Ağaçlar bir anda alevlere teslim oluyor. Şimdi biz de yavaş yavaş Cumhur Çatkaya'dan da rica edeyim, bölgeyi terk edelim. Şimdi bakın yoğun duman altında kaldık. Bu tarafa doğru gidelim. Cumhur, buraya doğru gidelim. Evet. Şu anda bulunduğumuz Ahmet Arbat. Ya bunun nedeni rüzgarın sürekli olarak yön değiştirmesi. Aslında ekipler güzel konumlanıyorlar. Alevlerin önüne set çekiliyor arazözlerle birlikte, ama ne yazık ki rüzgar yön değiştiriyor. Az önce siz de canlı yayında izlediniz. Normal şartlarda dumanın gittiği yön farklıydı, ama bir an bir ters rüzgarla duman bulunduğumuz yere doğru esiyor. Haliyle alevler de ters yönde ilerliyor. Bu da ekipler için son derece riskli bir durum. Şimdi bir önceki yayınımızda burada bir ev vardı. Bu evi rahatlıkla görebiliyorduk. Ama o ev artık alevlere teslim oldu. İleride bir ahır vardı. Oradaki hayvanları tahliye ettiler. O ahır alevlere teslim oldu. Önümüzde tarla göstermiştik sizlere. Ekinlerin bulunduğu da tamamen terk edildi. Az önce burada onlarca arazöz vardı. Ekipler alevlere müdahale ediyordu. Onlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Şiddetli rüzgar. Alevler hızla ilerledi, şiddetli rüzgarın etkisiyle ekipler de bölgeyi terk ettiler. Şimdi ilerimizde tabii iki çıkışlı bir köy deniyor. Bir, bu yolun uzandığı bir köy olduğu söyleniyor. O köyle ilgili tahliye çalışmaları başlatıldı. Şimdi az önce buraya ekipler geldi, AFAD ekipleri. Onlar Çanakkale'de yangın devam ediyor. Hem karadan hem havadan müdahale var, ama bağlantıda da gördük, çok ciddi bir rüzgar söz konusu. Çok şiddetli esiyor rüzgar. Bu da ekiplerin yangına müdahalesini güçleştiriyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle birlikte çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Osman Terkan da aktardı. Bir saat önce yayın yaptığımız alan tamamen yandı. Oradaki evler de alevlere teslim oldu dedi. Çok da sağlıklı koşullar yok bağlantı yapmak için. Sanırım rüzgarın ve yangının da etkisiyle o bölgede telefon çok iyi çekmiyor. Osman Terkan hattan düştü. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlantı kurulabilirsek eğer Osman Terkan'a tekrar döneriz. Çanakkale'de orman yangını devam ediyor. 25 saattir ekipler yangını